Merhaba, Gülcem Arslan, 27 yaşındayım. Yayıncılıkla uğraşıyorum. Daha doğrusu internet alanındaki oyunlarla ve internetteki her şeyle uğraşıyorum aslında. Hayvan severim, aynı zamanda kadın haklarıyla da ilgiliyim. Bu kadar bahsedebilirim kendimden şu anlık. Oyun oynamayı ortaokulda başladım. Aslında hep örnek bir öğrenciydim. Ailem de ablamlar veya annem ve babam da her zaman örnek insanlardı. Ama ben demek ki biraz farklı oldum ve internet kafeyle tanışmak durumunda kaldım. Aynı zamanda ilk oynadığım oyunlar online'dı o zamanlar. Sonra Counter Strike'la başladım. Bir şekilde devamı geldi oyunlar çıktıkça. Ben aslında e-sporcuyum. Kendime çok yayıncıyım diyemiyorum henüz. Oyun lansmanlarına davet ediliyorum. Yeni oyun tanıtımlarını yapıyorum. Firmalarla çalıştığınız zaman da firmalar Türkiye'ye gelen yeni oyunların reklamlarını istiyorlar sizden. Siz aynı zamanda onların oyuncusu olurken kadın olduğunuz için de yüzleri oluyorsunuz. Bu yüzden de sizi yayına teşvik ediyorlar. Yayın yapıp daha fazla kişiye sesinizi duyurabileceğiniz için daha fazla kişiye reklam yapmış ve erişim sağlamış oluyorsunuz. Yayıncılığa da böyle başladım. Düzenli bir Twitch yayıncısı olmanın zorlukları 9-5 memur gibi aslında çalışıyorsunuz. Ara veremiyorsunuz ve enerjinizin sürekli yüksek olması lazım ve sürekli pozitif olmak durumundasınız. Kötü bir gün geçirseniz bile insanlara gülebilmeniz gerekiyor. Çünkü insanlar eğlenmek için oradalar. Sizle bir şeyleri paylaşabilmek için oradalar. Ama üzüntünüzü veya acınızı onlarla paylaşamıyorsunuz. Bu en zor kısmı benim için. Ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Bu iş alanında. Çünkü artık oyun oynamak da bir iş. Kadınları biraz daha geri plana itiyor ne yazık ki. Ama kadınlar hayatın ve her şeyin, her alanında bulundukları gibi biz de bu alanda varız. Bu alanda da bulunmaya devam edeceğiz. Farkındayım, hep erkek yayıncılarımız var ya da erkek çalışanlarımız var bu alanda. Ama yavaş yavaş kadınlar da bu işe teşvik ediliyor ve aynı zamanda kendi karar mekanizmalarıyla da bu işi yapmayı düşünüyorlar. Zor oluyor ama zaten bizim de savaştığımız şey bu. Bizi de kabullenin. Hani biz kadın olarak buradayız. Biz de yayın yapıyoruz. Biz de oyun oynuyoruz. Biz de yetenekli izliyoruz. Ve oyun oynuyoruz.